Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video dersimizde destan konusunu işleyeceğiz. Destan dediğimiz zaman kahramanlık temalı ve olağanüstü motifli halk anlatılarını kastediyoruz ve eski Yunanca ve Batı dillerinde özellikle epik, epope, epos gibi terimlerin kullanıldığını görmekteyiz. Destan teriminin kökenine baktığımızda Farsça'da dastan kelimesinin yani efsane, mesel ve hikayeti güzetekan manasına gelen dastan kelimesinin ses ve anlam değişikliğiyle Türkçe'ye geçtiğini görmekteyiz. Bu kelimenin Türkçe'de ilk defa kim tarafından, ne zaman, nerede kullanıldığı ile ilgili maalesef elimizde kesin bilgiler yok. Tahminimize göre İslamiyet'in kabulünden sonra dilimize geçtiğini biliyoruz. Türk dehçelerinde destan sözcüğü yerine farklı e, terimlerde kullanılmaktadır. Örneğin Tatar Türklerinde dastan, epos ya da cır terimi kullanılır. Kırgızlar comok, hakaslar alıp sıvalar, tıvalar mağdırlık tol, yakutlar olongo, altaylar kayçörçök, kuman, kırım ve çağatay e, Türkleri ise iltegi e, gibi terimleri kullanmaktadırlar. Tabii Türkiye Türkçesinde destan terimiyle birden fazla türü karşılıyoruz aslında biz. Örneğin Aşık Garip Destanı gibi halk hikayeleri, Oğuz Kağan Destanı gibi epik karakterli destanları, Destanı Kır Karami gibi işte manzum masalları, Destanı Yusuf Aleyhisselam gibi dini hikayeleri ayrıca da aşıkların meydana getirdikleri uzun hacimli şiirlere de destan diyoruz. Yani birden fazla türü destan mefhumu altında karşılamaktayız. Destan sözcüğünün sözlüklerdeki tanımına bakacak olursak örneğin Şemsettin Sami'nin Kamus Türkiye adlı eserinde hikaye, masal ve sergüzeşt manalarında kullanılır ve bir vaka veya hali hikaye eden amiyane, manzume olarak tanımlanır. Başka diğer sözlüklerde de aslında kısa hikaye, masal ve manzum hikaye şeklinde e, tanımlandığını da görmekteyiz. Destan, Şükrü Elçin'e göre bir boy, ulus veya millet hayatında tam estetik hüviyet kazanmamış eser sayılan efsanelerden sonra nazım şeklinde ortaya çıkmıştır ve en eski halk edebiyatı mahsullerinden de biridir. Sözlü geleneğe bağlı bu anonim mahsuller zaman ve mekan içerisinde cemiyetin iradesini elinde tutan kahraman bilge şahsiyetlerin menkıbevi ve hakiki hayatları etrafında da teşekkür etmiştir. Bunlar aynı zamanda didaktik hikayeler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Destanlar tarihe bağlı olmakla birlikte tam olarak tarih sayılmazlar. Ozanların kopuzları ile terennüm ettiği, cemiyetin ortak hayat görüşü ile ülkülerini aksettiren bu eserlerin teşekkürü için bir yaratma zemini ile savaş, din değiştirmek, göç, kuraklık gibi toplum hayatında büyük hadiselerin yani toplum vicdanında bir takım büyük olayların sarsıntıları sebep olması da gerekmektedir. Metin Ekici'ye göre destan terimi bir millet veya toplum hayatında derin bir iz bırakmış olaylardan kaynaklanmaktadır. Çoğunlukla manzum, bazen de manzum, mensur karışık bir yapıya sahiptir ve birden fazla olayın aktarımına izin verir. Usta bir anlatıcı tarafından veya bir çırak tarafından bir dinleyici kitlesi önünde müzik aleti eşliğinde veya sadece ezgiyle örneğin mana sadece ezgiyle anlatılan bir destandır. Sözlü olarak anlatılanlardan bazıları yazıya geçirilmiş bir milleti veya toplumu sonuçları bakımından ilgilendiren bir kahramanlık konusuna sahip dinlendiğinde veya okunduğunda da milli değerleri şahsi değerlerin üstünde tutmayı benimseten sözlü ve yazılı edebi yaratmalardır şeklinde tanımlamıştır. Terimlerden ve tanımlardan anlaşılacağı üzere Türkçe'deki ifadesiyle destan, ilkel ve popüler bir anlatı çevresinin içinde doğan, gerçek veya kurmaca, olağanüstü ve mitolojik kahramanların maceralarını şiir veya şarkı diliyle ve çoğu zamanda bir müzik aleti eşliğinde anlatan anonim olan, içinde duygu ve eylem olarak şairin yer almadığı edebiyat eseri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Destanların teşekkülüne bakalım. Destanlar ne zaman teşekkür etmiştir? Türk epik destanlarının teşekkülünde başlangıç tarihi ve kaynağı olarak biz atalar kültünün, ata ruhlarına tapılma ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Türk destan ile ilgili yapılan arkeolojik kazılar neticesinde milattan önce 12. yüzyıla kadar e, Türk Destan Devri'ni götürmekteyiz. Ancak bazı görüşlere göre Türk Destan Devri milattan sonra e, ilk e, yüzyıllarda atlı göçebe kavimlerinin yayla ve yaylak ve hayvan sürüleri elde etmek için savaştıkları esnada halkın hayranlığını kazanan cesur ve kahraman savaşçılar etrafında da teşekkür ettiğini söylemektedir. Şakir İbrahim destanın oluşumunu sadece tarihsel biçimde açıklamanın eksik olacağını, onun yerine mitolojik geleneğe de mutlaka bakmamız gerektiğini de söylemektedir. Eski Türk destanları ile mit ilişkisi de olağanüstü kahraman ve mekanı algılama biçiminde de daha net bir biçimde görülmektedir. Fuat Köprülü'ye göre Milli destanın doğması için bir kavmin medeniyet bakımından epeyce aşağı bir seviyede olması gerekiyor ve hayatının da büyük sarsıntılara uğraması gerekiyor. Yani çok büyük hadiselerle karşılaşması gerekiyor. O zaman o topluluğun içerisindeki yetişen aşıklar, ozanlar bu vakaları ayrı ayrı, parça epizotlar yani parça bölümler halinde terennüm ederler. Göçler Sonra meydana çıkan bazı hadiseler bütün mazisini şairlerin sözlü kültüründen öğrenen bu halk arasında yeni bir takım parçaların daha meydana gelmesine ya da muhtelif menkıbeleri bir kahraman etrafında toplayan daireler oluşmasına sebep olur. E sonraları bu kavim medeniyet seviyesi bakımından yükseldiğinde muhtelif Sebepler nedeniyle siyasi ya da içtimai bir birlik ihtiyacında meydana çıktığı zamanda destan ozanlar tarafından bu dağınık parçalar toplanarak umumi bir destan oluşturulur. Yani milli bir destan vücuda getirilir. Böylelikle bununla beraber arkadaşlar bu kavim ya da bu topluluk destan devrini geçirdikten sonra da halk arasında yaşayan ve kısmen de vaktiyle yaşamış olanların sonradan da kitaplara geçmiş olan parçaları yine birbirine kaynaştırarak birleştirir. Öcalavuz'a göre bir destanın oluşabilmesi ve günümüze kadar gelebilmesi için 5 tane e, temel aşamayı geçmesi gerekiyor. Birinci aşama dediğimiz destan devri. Yani toplumun destan devrini yaşaması gerekiyor. Türkler için bu dönem mitolojik unsurların toplum hayatında etkisini kuvvetle sürdürdü. Bununla birlikte de Bozkır kültürünün ortaya çıktığı, at tipinin toplum hayatını tam olarak yönlendirdiği dönemdir. Yani biraz önce bahsettiğimiz o atlı göçebe ya da yaylak kışlak konar göçer yapıya sahip olan Türklerin o dönemi. İkinci aşamada sözlü kültüre sahip olması gerekiyor. Yani destanı oluşturan topluluğun birincil kültür ortamı olarak adlandırdığımız sözlü kültürü yaşıyor olması lazım ve sözlü kültüre güçlü bir sözlü kültüre sahip olması gerekiyor. Kültür unsurlarının edebi verimlerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı güçlü bir sözlü gelenek ortamının bulunması da destanın gelişimini sürdürmesini sağlayacaktır. Üçüncü aşama ana vakanın olması yani destanın teşekkülüne ortaya çıkmasına ilham veren bir ana vakanın mutlaka oluşması gerekiyor toplumu derinden etkileyen veya kurguladıktan sonra da toplumda büyük bir ilgi uyandıran bu vaka sonrasında sözlü gelenekte yaygınlaşacak ve zenginleşecektir. Dördüncü aşamada edebi metin. Bu olay yani destanın teşekkürüne ilham veren ana vaka bir ozan tarafından edebi bir metne dönüştürülmelidir. Bu metinde ozandan ozana kuşaktan kuşağa geçerek sözlü gelenek ortamında yaşatılmalıdır. Beşinci aşamada toplum destan devrini tamamlamadan sözlü kültür ortamında yaşayan bu metinleri tespit edilip yazıya aktarılmasıdır. Türk topluluklarında her destanın kendine ait bir tarihsel yaratım süreci vardır ki dolayısıyla bütün destanları tek bir e, teşekküle, tek bir kökene bağlamak yanlıştır. Aynı şekilde benzer süreçleri yaşayan toplulukların da benzer destan metinlerinin ortaya çıkması da çok normaldir. Türk boyları içerisinde destan devri aynı zamansal süreç içerisinde tamamlanmamıştır. Destanın yaratımında önemli bir tarihsel olayın yaşanmış olması lazımdır ki bunun da o toplum, toplumun kültürel belleğinde, ortak bilincinde yer almış kadar bir öneme de sahip olması gerekiyor. Bütün Türk boylarında destan devri aynı şekilde ilerlememiştir. Aynı zamanda bütün e, kültürlerde de destan devri aynı şekilde e, ilerlememiştir. Örneğin bugün bizim için destan devri bitmiş olabilir ama e, Hakastıva, Şor ya da Kırgızlar'daki destan devri hala devam ediyor ve destan üretimi sözlü kültür ortamında destan üretimi hala canlı bir şekilde yaşamaktadır. Bütün bunların haricinde de milletin içinde yetişen şairin yaşanmış önemli bir olayı hayal unsuruyla karıştırarak meydana getirdiği yapay destanlar da oluşabilir. Destanların sınıflandırılmasına bakalım. Destanların sınıflandırılmasında tarih, kronoloji ve konu ölçütlerine göre pek çok sınıflandırma denemesinin yapıldığını görmekteyiz. Tarihi ve Kronolojik ölçütleri temel alan araştırmacılar temel ayrıcı unsur olarak Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini baz alırlar ve bu durumda da şöyle bir problem ortaya çıkar aslında. Müslüman olmayan Türk boylarının destanlarını e, tasnif ederken eksiklikler e, ortaya çıkmaktadır. E, köprülü destanları tasnif ederken coğrafi sahalara göre sınıflandırmıştır. E, o Köprülü destanları üçe ayırır. 1- Altay-Yenisey, 2- Bozkır, 3- Tarım-Sır Derya. Altay-Yenisey'de Şamanist Türkler tarafından yaratılan en eski destan parçalarını örnekler bunun içerisine. Bozkır dairesine ise Kırgız, Kazak ve Türkmen boylarının oluşturduğu destanları koyar. Tarım-Sır Derya bölgesinde ise Eski Oğuzlar ve Karluklar gibi e, toplulukların yazıya geçirilmiş destanlarını bu grupta sınıflandırmaktadır. Boratav ise destanları tarihi bakımdan sınıflandırır. İslamiyet'ten önceki destanlar ve İslamiyet'ten sonraki destanlar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. İslamiyet'ten önceki destanları da yaratılış efsaneleri. Aslında burada da yaratılış efsanesi dediği yaratılış mitini kastetmektedir ki destan içerisine konur mu? Bu da tartışmalı bir konudur yine. Eski Türk-Kun dairesine giren destanlar Göktürk e, destanları, Uygur destanları ve bunların yan şubeleri ki Dede Korkut ve Köroğlu'yu da İslamiyet öncesindeki teşekkül ettiği için bu daireye koymuştur. İslamiyet sonrasındaki destanlarda da Türkistan'da ortaya çıkanlar Manas ve Saltuk Buğra destanı gibi, Anadolu'da teşekkür edenler Battalgazi ve Danışman Ağabey <laughs> gibi Cengiz destanı, Timur destanı toktamış, e, toklamış Cambik, Çora Batır, Kolandı Batır gibi ve göçebeler etrafında teşekkür eden e, destanlar e, Köroğlu'nun benzerleri Boza olan destanı gibi. Özkul Çobanoğlu da destanları ikiye ayırmaktadır. Eski destanlar ve yeni destanları olarak. Eski destanların içerisinde birazcık da arkaik destanları ve mitik unsurların fazla olduğu destanları koymuştur. Alper Tunga, şu Oğuz Kağan, Atilla, Göç, Ergenekon Türeyş gibi yeni destanlar içerisinde de arkeik destanlar der. Altınarı, Al Alıp Mana, Ural Batır gibi kahramanlık destanları ise Manas, Köroğlu ve Alpamış gibi ve tarihi destanlar Battal Gazi, Sarı Saltuk ve Edigey e, bu tarihi destanlar içerisindedir. Destan anlatıcılarına bakacak olursak Türk dünyası epik destan geleneği en yalın haliyle olağanüstü özelliklere sahip bir kahraman veya kahramanlar grubunun hayat hikayesi olarak görebiliriz. Yani kahramanlık dolu onların maceralarının öyküsüdür aslında. Sözlü kültür ortamındaki destanlar da yazılı kültür ortamındaki gibi düşünülerek kurgulanıp hazırlanmaz. Destan anlatıcıları onları sözlü gelenekte usta anlatıcılardan dinleyip ezberleyerek ve kendileri daha sonra spontane bir biçimde söyleyerek oluşturur ve icra sırasında da her icrada da onu aslında yeniden yaratır. Destanı yaratan, icra eden ve gelecek kuşaklara öğretip aktaran bir sanatçı yani kısaca bir destancı vardır. Yani destan anlatıcısına biz kısaca destancı adını veriyoruz. Destan metinlerindeki değişim ve dönüşümler bu sanatçıların hayatlarında meydana gelen sosyal, siyasi ve ekonomik durumlardan da ileri gelmektedir. Yani destan anlatıcısının ruh hali ve karakteri kişiliği değiştiğinde bu destan metnini de etkilemektedir. Destancı terimi tıpkı destanda da olduğu gibi tam olarak hangi yaratıcıyı ifade ettiği bazen belirsizleşebilir. Ancak sözlü kültür ortamına dikkate aldığımızda destancı terimini şu şekilde tanımlayabiliriz. Destancı bir destani eseri yaratan ve bir müzik aleti eşliğinde ya da Sadece bir ezgi kullanarak, manzum veya işte kısmen de nesir olarak bir dinleyici önünde irticalen anlatan kişi şeklinde tanımlayabilir. Türk epik destan anlatıcılarının en eski biçimini biz kadın kamların hayata hakim olduğu anaerkil yapıda görebiliriz, kamlarda görebiliriz. Çünkü kamlar da mitleri anlatıyorlardı. Kamlar Türk boylarının kainatı ve kainat içinde yurtlarını, obalarını, kimliklerini anlamlı kılma çabalarının ürünü olan mitlerin anlatıcılarıydı. Daha sonra değişen sosyal ve siyasi hayatla birlikte yerleşik ya da göçer evli yapılara kavuşan topluluklarda kamların yerini ozan baksılar aldı. Destanları yaratan ve yüz yüze bir iletişim ortamında nesilden nesile aktaran anlatıcılar da işte bu ozan baksı kurumu olmuştur yani ozanlar olmuştur. Ozanlar ellerinde sazlarıyla diğer diğer dolaşarak güzellemeler söyleyen aşıkların aksine askerleri savaşa motive etme gibi ve kahramanlıklarla dolu zaferler kazanmış toplumun geçmiş hafızasını canlı tutma gibi farklı işlevleri vardır. Bununla birlikte ozanlar Dede Korkut kitabında olduğu gibi halka öğüt verir, onlara yol gösterir. Kamlarda yani şamanların yaptığı gibi hastalıkları iyileştirme gibi fonksiyonları da yerine getirmektedir. Ozanlar da değişen şartlarla birlikte yerlerini halk hikayelerini anlatan aşıklara bırakmıştır. Türk dünyasında destan anlatıcılarına da farklı isimler verilmektedir. Özbek ve Karakalpaklar Baksı Bahşı, Türkmenler de Bahşı terimini kullanırlar. Kazaklar Cırav ya da Akın terimini tercih ederler. Kırgızlar da destan anlatanlara Akın denir ama Manas onlar için ayrıdır. Manas anlatanlara Manasçı hatta bunlar da kendi içerisinde yine ayrılır. Manas'ın kollarından olan Semetey ve Seytek anlatanlar işte ilk anlatanlar Manasçıdır. Semetey'i anlatanlar Semeteyci, Seyteyi anlatanlar Seytekçi olarak da adlandırılır. Biliyorsunuz Manas destanı bugün dünyanın yaşayan en büyük canlı destanıdır arkadaşlar. Uygurlar destancı ya da destancı terimini kullanırlar. Tatar Türkleri Sasan ya da Susan sesen e, biçiminde Başkurtlarla beraber aynı terimi ortak kullanırlar. Güney Sibirya Türkleri Tolcu, Halçı, Mahçı terimini e, kullanırlar. Yakutlar Olonko ya da Olonkoist e, terimini de kullanmaktadır. Altay ve şoy, Şor e, Türkleri de Kay ya da Hay e, terimlerini de e, kullanmaktadırlar destan terimi için. Destanın özelliklerini Genel olarak bakacak olursak Türk epik destan geleneğinde kullanılan dil çok açık, iştek ve anlaşılır bir ifade gücüne sahiptir. Sözlü kültür ortamında irticalen üretilen bu metinlerde gramer bakımından Türk dili'nin cümle yapısına da uygundur. Destanlardaki anlatım dili konuşma dili'nin zenginliğini yansıtmaktadır. Türk destanları nazım, nesir veya nazım nesir karışık bir yapıya sahiptir. Dursun Yıldırım'a göre destan anlatımında kullanılan bu tekniklerden herhangi biriyle destancının sazından doğan melodiler birleşerek ilticali destan kompozisyonunu yaratmaktadır. Nazım ile oluşturulan destanlarda hece ölçüsü kullanılır ve genellikle de 7, 8 ya da 11'li hece vezinleri kullanılmıştır. Destanın yapısı dörtlüklerden olabileceği gibi mısraların dizelerin ardı ardı sıralanmasıyla da olabilir. Destanlarda ahenk, kafiye, redif, aliterasyon ve asanoslarla sağlanmaktadır. Mısralardaki duraklar genellikle aynı hece üzerindedir. Bu bir zorunluluk değildir. Ancak destan icrası puz gibi bir müzik aletiyle gerçekleştiği zaman nazım biçimindeki bu durakların aynı hece üzerinde olması onun o ritmi yakalaması açısından da önem arz etmektedir. Bu nedenle destan icralarındaki duraklar, destanlardaki mısralardaki duraklar genellikle aynı hece üzerindedir. Nesir şeklindeki destanlar ise nazım biçimindeki yazılı destanların özelliklerini taşır. Nesir destanlarının dili de günlük konuşma dilinden daha ritmik, daha melodik bir yapıya sahiptir icracı çeşitli kelime grup, gruplarından ve tamlamalardan faydalanır ve müzik eşliğinde de icra eder. Müzik eşliğinde olmayan destanlar da vardır Manas gibi biraz önce söylemiştim. Bunların da özel bir ritmik söyleyiş tarzı vardır. Melodik bir yapısı vardır. Türk epik destanlarının kendine has bir ortak üslubu vardır ve bu üslubun temel özelliklerinde mübalağa, benzetme, tezat ve karşılaştırma gibi edebi sanatlarda yer almaktadır. Destanlarda ses taklidi da oldukça fazla kullanılmaktadır. Monotonluk yer yer diyaloglarla kırılır ve kahraman her zaman destanda ön plandadır. Kahramanın olağanüstü özellikleri vardır. Ölmez, yaralanmaz. Zaten öldüğü zaman destanda sona erer. Babadan oğula geçen destan kahramanı yani daireleri de mevcuttur. Manas bunların en önemli örneklerindendir. Türk epik destanları genellikle bir sorunla başlar ve dinleyicinin dikkati bu soruna çekilir. Sorunun çözümü kahramanın doğumu ya da ortaya çıkmasına bağlıdır. Destandaki mekan doğal bir mekandır. Kahraman mekan içerisinde de olağanüstü özellikler sergiler, hayal unsurlar gerçek hayat içerisinde oturtulur ve dinleyicilerle olayda bağdaştırılır. Epik destanlarda anlatım, kahramanın doğumu ve yetişmesi sırasında çok hızlıdır. Kahramanın mücadele ettiği bölümlerde ise anlatım yavaşlar ve sahneler tekrarlanır, ayrıntılar atlanır. Yani destan anlatımı durgunluktan, coşkunluğa, coşkunluktan durgunluğa doğru ilerler. Türk destanlarında kahraman genellikle olağanüstü bir biçimde doğar demişti. Hızlı büyür ve belirli bir yaşa gelir. Burası çok hızlıdır. Halk hikayelerinde de benzer bu benzer yapı vardır. Kendisini ispatlayıp alp sıfatını alabileceği bir eylemle karşılaşır. Zaferden sonra da e, boyuyla birlikte e, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam eder. Türk destanları üzerine yapılan çalışmalara e, genel anlamda şöyle bir bakalım. E, Manas Destanı üzerine Radlov çalışmıştır. Başkurt Halk Destanı, Ural Batır üzerine Metin Ergun, Gani İbrahimov çalışmıştır. Edegey Rüstem Sulti, Başkurt Halk Destanları da yine Metin Ergun ve Gani İbrahimov tarafından 2000 yılında aktarılmıştır. Atatürk Kültür Merkezi'nin yayınlamış olduğu destanlara baktığımızda, Manas Destanı'nın yine Fikret Türkmen tarafından ve Alim Can İnayet tarafından aktarıldı. Destan yapısı Şakir İbrahim'in önemli bir kitabıdır. Alpamış Destanı, Dede Korkut Oğuz Nameleri, Kazakistan'da Dede Korkut, Manas Ölümsüz Kahraman, Eski Türk Destanları Yaratılış, Alper Tunga gibi destanların yayınlandığını, Saltukname, Kesikbaş Destanları, gibi destanların da yayınlandığını görmekteyiz. Türk Dil Kurumu'nun özel bir çalışması vardı ve bütün Türk dünyasının destanlarını Türkiye Türkçesine aktardılar. Fikret Türkmen hocanın öncülüğünde destan arşivi Türkiye Türkçesine aktarılmış bir destan külliyatı ortaya çıkmıştır. Önemli bir çalışmadır. Manas destanından tutun da Altay destanları, Hakas destanları, Uygur destanları, Kırgız, Türkmen, bütün Türk boylarının destanları Türkiye Türkçesine bu çalışmada aktarılmıştır. Türk Tarih Kurumu da yine Sarı Saltuk, Türk mitolojisi içerisinde Oğuz Kağan destanı vesaire yer aldığı için önemlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da Abdurrahman Han, Saltukname, Şan Destanı, gibi Kaçak Nebi Destanı gibi arkadaşlar çeşitli yayınları da olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da daha çok Dede Korkut üzerine yazmış olduğu destanlar vardır. Sevgili arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar.